Bugünkü konumuz sıfır alınan bir arabaya ne yapılır? Günümüzde araç fiyatları oldukça yüksek seviyelere çıktığı için yatırımımızı biz de elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Konuğumuz makyajlı BMW 3 serisi. Efendim arabayı aldık. İlk aklımıza gelen şey tabii ki güzel bir seramik kaplama oldu. Seramik kaplamamızı yaptıralım derken arkadaş dedi ki ya dedi PPF yaptıracaksan namı değer Paint Protection Film, boya koruma filmi, oralara seramik yapmayalım dedi. Neden dedim? Çünkü dedi sen seramik yaptıracaksın dedi. Sonrasında ben PPF'i yapmadan önce o yüzeyi temizlerken dedi seramiğin bir kısmını belki tamamını geri alacağım dedi makineyle. Boşa masraf etme dedi. Biz de onun sözünü dinledik ve ön dört parçamızı yani iki çamurluk, ön kaput ve tamponumuzu PPF kaplattık. Oraları kaplatırken yanında da bonus olarak farlarımızı, B sütunlarımızı aracın parlaksiye ve bagaj eşiğimizi de yine çizilmelere karşı eşya indirip indirirken PPF kaplattık. Farlarda şöyle bir şey duydum. Uzun süreli kullanımlarda ya da belki çok ısındığında bilemiyorum. Filmi sökmek istediğinizde bir böyle farda bir leke bırakabiliyormuş. Yapmasak mı dedik. Ancak sen yap dedim içimiz rahat etsin. Bizimkinde iz kalmaz inşallah. Bir besmele çekip yap dedim. Güzel bir PPF'imiz yapıldı. Bu arada ekstra bir parlaklık sağlıyor arabaya PPF dediğimizde. Onun dışında logolarımızı sökmeden yapmayı tercih ettik. Yerini ya tutturamazsak yeri. İz yok açıkçası. Kesik izi, bıçak izi. Çok da güzel oldu. İlk defa bir araca ön tampon PPF kaplattım. Malum maliyetler öyle bir noktaya geldi ki tamponun köşesini sürtseniz, çarpsanız ya da siz çarpmadınız, başkası geldi çarptı. Tamponu boyatayım deseniz arabayı birkaç gün ustaya götüreceksiniz. Usta ne zaman müsait kim bilir. Usta hadi abi gel bu boya tutmaz. Tamponun hepsini biz boyayalım diyecek. Yarısını boyayalım diyecek. Ne gerek var? Sonra hesaba baktığınızda zaten PPF kaplatmayla aynı şey denk gelecek. Üstüne üstlük bir de boyattığınızda renk tutmama problemi yaşanabilir. O yüzden tamponumuzu da kaplattık. Kaplarken benim çok gıcık aldığım bir konu vardı. Tamamını kaplıyorlar ve park sensörlerinin de üzerini hiç kesmeden, ellemeden kaplıyorlardı. Biz öyle yapmadık. Park sensörlerinin üzerini kestik arkadaşlar. Çok hafif, belli belirsiz bir iz var orada. O da o kadar içine girerseniz arabanın. Onun dışında şu bu makyajlı kasada piano black parçalar tamponu arttığı için dedim oraları da kaplayalım. Plaka takılacak yeri kapladık. Şu alanı kapladık. Şu küçük yerleri de kapladık. Netice bu şekilde ön tamponumuzu koruma altına aldık. Ha bu arada tek parça olarak yapılmadı bu. Üç parça olarak yapıldı. Piano black parçaları saymazsak. Şuradan başlıyor ızgaranın ortasına kadar. Yine aşağı doğru indiğinizde hani lip diyebileceğimiz noktaya kadar geliyor. Öbür taraf aynı şekilde. Bir de şu alt tarafını da sürtersek ne olur ne olmaz diye burayı da ayrıca ince bir parça kapladılar. Ve mümkün olduğu kadar da kaplama yaparken içe büküldü kenarlar. Özellikle kaput ve çamurluklar. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında pek bir şey anlaşılmıyor. Kaplattığımız PPF %50 tutturma ihtimalim var. TPH içerikli ya da TP, o ikisinden biri bilmiyorum. O birinden biri PVC dediğimiz folyo oluyor. Onları 2 yıl sonra arabadan sökmeniz gerekiyor. Bunların kullanım süresi, garantisi ise 5 yıldan başlıyor. Küçük çizilmeler olduğunda ısınarak kendini, yani güneşin altına bıraktığınız aracı ısındığında film kendi kendini tekrardan içerisini dolduruyor. Uzun ömürlü kullandığınızda daha kaliteli, güzel bir görüntü sunuyor. Sonrasında şuraları kaplatmanızı öneririm. Mercedes'lerde de buralar siyah. Buralar mika bir parça oluyor. Çok kolay bir şekilde çiziliyor. Ve çizildiğinde de hadi işte bir makine süreyim, efendim pasta süreyim, cila süreyim diyerek orayı düzeltemiyorsunuz. Evet plastik bir parça, aracın değerini etkilemiyor ama çok küçük bir yer ve aracı her inip binerken gözümüze çarpıyor. Dolayısıyla oraları da PPF kaplattık. Arka tamponu şimdilik kaplatmadık. Şurada itibaren şuraya kadar
ince bir bavul, bagaj, puset, skuter, bisiklet, rahat bağırsak tamponumuz zedelenmesin diye PPF patlattık. Aracın geri kalan yerlerine de seramik uygulamamızı yaptık. Kendi ellerimle yıkadım. Gayet güzel bir sonuç elde edilmiş. Umarım uzun süre bu korumayı, bu kaygan yüzeyi koruruz araç üzerinde. Su kaydırma özelliği biraz azalırsa diye de arkadaşımız özel bir sprey verdi. Böyle 3-5 ayda bir, 6 ayda bir kullanıma göre her parçaya 1-2 fıs sıkıp bezlen, oraları sil, kurula dedi. Yine bir araçta ilk defa uyguladığımız bir şey. Jant seramiği. Biliyorsunuz balata tozu ve diğer pislikler çok yapışkan oluyor jantlarda ısındığı için. Araca uygulanan seramikten değil, jantlara özel, daha sert, daha ısıya dayanıklı bir seramik uygulandı. Yaklaşık içine doğru offset'e girdiğinizde böyle bir 4-5 santim sonra bitiyor. Tırtıklı bir yüzey başlıyor jantta. Dışarıdan belli olmuyor. O tırtıklı yüzeyin başlangıcına kadar tüm her yerine seramiğimiz yapıldı. Temizliği daha kolay olacaktır düşünüyorum. Ya da bir taş toprak geldiğinde kılcal çiziklerden koruyacağını umuyorum. Deneyip göreceğiz ne kadar faydalı olduğunu. Ve tabii ki güzel bir cam filmi seçtik aracımız için. Lumar markasının ATR serisini kullandık. Arka camlarımız normalde renkliydi, orijinal. Ancak ben hem ultraviyole ışınlardan korunmak amacıyla hem de daha fazla ısıya karşı arabanın içini korumak amacıyla, klimanın daha efektif çalışmasını sağlamak amacıyla bir numara dediğimiz, sanırım 050 diye geçiyor, kaplattık. Şu arkada Harman Kardon hoparlörlerimiz var. Film yokken böyle daha net görünüyordu. Şu an böyle çok yaklaştığınızda şurada küçük bir şekilde görebiliyorsunuz. Onlar biraz kapanmış oldu. Ön tarafa da çok koyu olsun istemedim. 2 numara yani 35 denilen yoğunlukta bir film kaplattık. Bence yeterli. Ön camımızı boş bıraktık. Belki ilerleyen dönemde ön camımız için de bir şeyler düşünebiliriz. Kısmet bakacağız. Artı yine bir ilk yaşandı ve sunroofumuza da yine aynı şekilde Lumar ATR 1 numara dediğimiz cam filmimizden kaplattık. Abi çok bir işe yaramaz, çok ısıyı kesmez, yanlar kadar etkili olmaz dedi yapan arkadaş. Ancak ben böyle elimi tuttuğumda tavanın geri kalan yüzeyine ve sunroofun altına içindeyken etki ettiğini gördüm, ısıyı kestiğini gördüm. Bir arkadaşım tavsiyesi üzerine yaptırdım. Sizlere de tavsiye ederim. Normal arka camları yaptığımız 1 numara filmden yaptırdık. Sonrasında içine ne yapılır diyebilirsiniz arabanın. İçine deri koruyucu kremler var. Ancak ben arabanın bu sıfır kokusu ve bu mat yüzeyi bozmak istemedim açıkçası. Bir yerlerini de birazcık biz eskitelim. Bir sonraki sahibinden önce biz kullanalım istedim. Burada devasa bir ekran var. Yani bir ekran gibi duran iki tane ekran var. Bunların da tabii ki çizilmesine, başına bir iş gelmesini istemeyiz. Bir şey olsa yenisi kim bilir ne kadardır düşünmek bile istemiyorum. O yüzden buraya da cep telefonunun ekranına takılan cam koruyucu, ekran koruyucu filmlerden aldık. Temperli değil. Onlar biraz sert ve kırılgan oluyor biliyorsunuz. Normal jelatin gibi de değil. O kadar yumuşak katlanabilir de değil. Nano dediğimiz cam koruyucu, ekran koruyucudan aldık. Uygulamayı kendim yaptım. Köşelerden hizaladım. Böyle 2-3 milim bir boşluk kalacak şekilde kesimini yapmışlar. Buradan hizaladım. Herhangi bir boşluk kalmadı. Şu tarafa uzak köşeye geldiğimizde burada bir 3 milim kadar bir boşluk var. Aşağıda da burada bir yine 1-2 milim bir boşluk var. Ben uzak köşede olduğu için ve bu aradaki farkı aynı anda göremediğiniz için sanki orijinal ekranın bir parçası gibi geliyor bana. Gözüm rahatsız etmedi. Daha detaylı bunun videosunu, nasıl yaptığımızı, nasıl aldığımızı, nasıl geldiğini görmek isterseniz kanalımızdan girip bakabilirsiniz. Kısacık bir videomuz var bununla alakalı. Merak edenler onu da izleyebilir. Durum bu şekilde. Şimdilik aklımızdakileri yaptık. Herhangi bir modifiye düşünmüyoruz. İnşallah daha iyileri sizlerin olsun diyorum. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler izlediğiniz için. Lütfen desteklemeyi unutmayın. Abone olalım. Videomuzu beğenelim. İyi ya da kötü yorumlara aklınızdakileri yazabilirsiniz. Sormak istediklerinizi danışabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.